Bir Bahar Sultan'ın selamı var. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın! Ben bir şey yapmadım! Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Bırak beni! Hiçbir şey yapmadım! Sultan Murat nerede? Sultan Murat! Bırak beni! Hamileyim ben! Hamileyim! Hünkârım, müjdeler olsun. Sultanımız hislerinde yanılmamış. Söyledikleri gibi, gebe. Sen bir de asla çocuk sahibi olamaz, bu mümkün değil demiştin. Nasıl oldu akıl sır erdiremiyorum. Bir mucize bu. Rabbimin lütfu. Geçmiş olsun. Haberi işitir işitmez geldim. Çok şükür iyisiniz. Nasıl böyle bir şeye cüret ederler anlamıyorum. Nasıl tedbir alınmaz? Tedbir aldık almasına da hatunlar cevval çıktı. Hususi yetiştirilmiş hainler. Kimmiş onlar? Nasıl girmişler içeri? Vakti zamanında sarayı Hümayun'dan yolladığım cariyeler. Gülbahar'ın fedaileriymiş. Emri ondan almışlar. Sultanım neler diyorsunuz siz? Gülbahar Sultan meselesi kapanmadı mı? Mezarını dahi açtık. Uyuyordum. En savunmasız anımdı. Tam beni öldürecekken Gülbahar Sultan'ın selamı var dedi. Allah'tan Kasım yetişti de canımı zor kurtardım. Meğer evladım başından beri doğruyu söylüyormuş. Gülbahar Sultan yaşıyormuş. Nasıl yaptı, nasıl etti bilmiyorum fakat yaşıyormuş. Sultanım eğer dediğiniz gibiyse Şehzade Bayezid de bu işin içinde demektir. Hiç şüphem yok. Gülbahar'ı yakalayacağız Kemalkeş. Ve ona bizi Bayezid götürecek. Uyumamışsın. Bir haber mi bekliyorsun? Ne haberinden bahsediyorsun? Validem Kösem Sultan'ın ölüm haberi. Ne oluyor Kasım? Yeni bir oyun mu bu? Hiçbir şey anlamıyorum dediklerinden. Anlamıyorsun. Anlatayım. Hain pusunuz işe yaramadı. İstediğiniz olmadı, validem yaşıyor. Daha iyisi... suikaste teşebbüs eden alçaklar... sağ yakalandı. Bülbül gibi şakıyacaklar. Gülbahar Sultan'ın saklandığı yeri bulacağız. Ölmediğine pişman olacak. Sonra sıra sana gelecek. Sen de validen gibi kabahatinin bedelini canınla ödeyeceksin. Kasım, yeter. Senin yalanlarına da iftiralarına da karnın tok. Defol git, defol. Ağlar. Ağlar.
daha önce boynuma kılıcını dayadığında ölümden korkuyor musun diye sormuştum bana, hatırlıyor musun? Ben de ölüm değil, korkutucu olan kaybetmek demiştim. O gün sen bana kıyamamıştın. Hislerin mani olmuştu. Ama bu gece, bu gece benden vazgeçtin. Ve benim en çok korktuğum şey başıma geldi. Seni kaybettim. Şu an ben buradaysam, o cellatlar benim canımı almadıysa, bunun bir tek sebebi var. Bebeğim. Sen beni öldürdün Murat. Öldürdün. Ama ben de seni öldürdüm. Sana karşı hislerimi, içimde güzel olan her şeyi, hepsini öldürdüm. Bitti. Sen de beni kaybettin. Yaşıyorsan şayet Rabbim sayesinde. Karnındaki çocuk ilahi bir işaret. Belki her şeyi düzeltecek. Ve biz kaybettiğimiz, avucumuzdan kayan saadeti belki tekrar bulacağız. Sen bu dediğine inanıyor musun? Onca şeye rağmen tekrar mutlu olabilir miyiz? Ben seni tanımıyorum Murat. Ruhun buz kesmiş gibi bir gece çökmüş ve sen o karanlıkta kaybolmuşsun. Zalimlerle, zorbalarla savaşırken sen onlardan biri olmuşsun. Ve eğer beni azıcık tanıyorsan bilmen lazım. Ben zorbalara asla boyun eğmem. Sevdiğim adam dahi olsam eğmem.
Mezarlığa gideceğim de izin almış. Validesini görmeye gidecek. İnşallah öyledir şehzadem. Bir an evvel Gülbahar Sultan'ı bulmamız gerek. Sen peşinden ayrılma Kemalkeş. Ben eski saraya gideceğim valideme haber vermeye. Kızlar! Müjdeler olsun. Artık Harem-i Hümayun'da yeniden şehzadelerimizin sesleri çınlayacak. Farya Sultanımız gebe. Nasıl olur? Çocuğu olmaz diyorlar. Gerçekten mi? Büyücüye mi gitti yoksa? Yahu size ne? İşinize gücünüze bakın. Gebe diyorum, gebe. Lokmalar dökün, şerbetler dağıtın. Haydi. Sus kız, sus. Duyacak. İtham edileceğine de baş tacı olacak şimdi. Olacak şey değil. Dört ayağının üstüne düştü yine. Kimsenin inancı, umudu yokken bir mucize gerçekleşti sultanım. Anne olacaksınız. Bence artık her şeyi unutup bunun mutluluğunu yaşamalısınız. Dün geceden sonra nasıl unutabilirim ki? Sultan Murat'ın zor günler yaşadığı aşikar. Çok büyük acılar yaşadı. Aşkınızdan vazgeçmek yerine onu anlamaya, onun yaralarına şifa olmayı denemelisiniz. Neredesin Mustafa? Niye yalnız bırakıyorsun beni? Sen de onlar gibi. Kaçıyor musun benden? Haşa hünkârım, neden kaçayım? Kimden bahsediyorsunuz? Herkesten. Ruhum buz kesti. Karanlık gece gibi çöktü içime. Öyle mi? Doğru mu bu? Ben de zorbalarla savaşırken
Annem zorba oldu Mustafa. Haşa hünkârım, kimin haddine size zorba demek? Faryan'ın haddine. Boğduracaktım onu. Ölsün istedim. Lakin Rabbim izin vermedi. Hamileymiş. Bir evladım olacağını işitince bağışladım. Belki de haklıdır Mustafa. Öfkem, nefretim dağ gibi, uçurum gibi önüme serildi, yolumu kapattı. Herkes bana düşman. Herkes kuyumu kazmaya çalışıyor. Sultanım. Buluştular mı? Evet sultanım, oradalar. Yana yakıla validesinin yanına koştu demek. Gülba. Sultanım, siz ne yapıyorsunuz? Yoksa Kasım mı sürükledi sizi buraya? Validem sandığınız hatun mezarıyla alakadar oluyor. Anlaşılan o ki bunu da çok görüyorsunuz valideme. Uydurdu yine kılıfına. Validem hala gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Kasım, arabaya git, beni bekle. Bu Ezit, bu iş burada kalmayacak. Er ya da geç yaptıkların meydana çıkacak. Validenin yaşadığını biliyorum. Kasım'ın iftirası bu. Her şeyden haberinin olduğunu da biliyorum. Ve dahi bu işin içinde olduğunu da biliyorum. Sana son bir şans veriyorum. Eğer validenin nerede olduğunu söylersen seni bağışlayacağım. Sultanımız lütfetmiş. Canımı bağışlayacak. Sen kimsin? Sen kimsin de benim canımı bağışlayacaksın? Şehzadem. Kes sesini. Senin haddine mi düştü beni ikaz etmek? Ha? Ben Cihan Devleti'nin şehzadesiyim. Hanedanı Ali Osman'ım. Sen kimsin Kemankeş? Ha? Sen benim kulumsun, kulum. Sen de öyle Kösem Sultan. Sen de bir kul olarak geldin saraya, unutma. Şimdi valide sultan olman hiçbir şeyi değiştirmez. Benim kanımdan değilsin. Asla da olamayacaksın. Bu sebeple benimle sakın bir daha böyle konuşma. Asılsız, manasız suçlarla itham etme. Bayezid. Hatırlıyorum da sen daha küçük bir şehzadeyken
Kardeşlerin gibi anne demeyi huy edinmiştin bana. Çok hoşuma giderdi. Seni evlatlarım gibi bağrıma bastım. Pamuklara sardım, sarmaladım seni. Sonra elin kalem tutmaya başladı. Validene mektuplar yazmaya başladı. Hiç unutmam. Validenden gelen ilk mektuptan sonra bana anne demekten vazgeçtin. Çok üzülmüştüm. O gün anladım ki validen seni bana düşman edecek. Ve korktuğum başıma geldi. Şüphesiz validen bu mezara girecek. Fakat sen bunu görür müsün onu bilmiyorum. Zira az evvel öldün benim için. Şehzademiz Beyazıt'ın geceliğin yolladığı pusulayı teyit etmek istedim. Ölüm meleklerinin sağ yakalanıp yakalanmadıklarını. Lakin edemedin. Yalandı değil mi? Akıllarınca şehzademizi telaşa düşürüp hata yaptırmak istediler. Kızlarım yakalansa ne olacak? Asla konuşmazlardı. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Neyse ki şehzademiz temkinli davranıp bu tuzağa düşmedi. Ve onları kendi tuzağına düşürdü. O mezarın başında olmak, Kösem'in yüzünü görmek isterdim. Beni civan verdi mi kolay lokma sanıyor. Kösem öyle bir kibre sahip ki. Bizi yutmaya çalışırken boğazında kalacağımıza hiç hesap etmiyor. Hünkârım, çıkıyor muydunuz? Ben bir mesele hakkında konuşmak istiyordum. Hayrola Bayezid? Nedir mesele? Mesele Kösem Sultan ve Şehzade Kasım. Ne yazık ki beni size öldürtmek niyetindeler. Atikem, İbrahim'im ne iyi ettiniz de geldiniz. Hasret kaldım size. Biz de öyle validem. Afiyet deseniz inşallah. Hamdolsun. Sizden ayrı olmak dışında başka bir derdim yok. Sarayda vaziyet nasıl? Siz olmadan sarayın tadı tuzu mu kalır validem? Allah'tan Farya yüzümüzü güldürdü. Müjde validem. Hamileymiş. Allah Allah. Hekimler böyle bir şeye ihtimal vermiyordu. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. İnşallah doğacak yeğenim kaybettiğimiz huzuru geri getirecek saraya. Amin. Müsaadenizle. Sen ne zaman vereceksin müjdeli haberi? Bu pek mümkün değil validem. Silahlar çoğu zaman saraya gelmiyor. Gelse bile benimle konuşmuyor. Yüzüme dahi bakmıyor. Nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum. Zira olan bitenden beni mesul tutuyor. Onun haddine mi düşmüş? Senin bir damla gözyaşına kurban ederim onu.
Gel. Sultanım. Mustafa. Ölmem için dua ediyorsun. Ama gör işte. Ne yaparsan yap olmuyor. Bu sefer de Tanrı istemedi. İşittim. Sultanım. Tebrik ederim. Lakin doğacak bu çocukla her şeyin düzeleceğini sanıyorsan aldanıyorsun. Ayşe Sultanımızın başına gelenler ibret olmalı. Sen beni tehdit etmek için mi çağırdın? İkaz etmek diyelim sultanım. İşittim ki hünkârımıza nahoş ifadeler kullanmışsın. Dikkatli ol. Kendine ve bebeğe zarar getirecek her şeyden kaçın. Sen beni Ayşe Sultan'la mı mukayese ediyorsun? Ben o kadar aciz miyim? Zayıf mıyım? Hem ben kendime neden zarar vereyim? Düşmanlarım dururken. Gel. Gel Kasım. Hünkârım, size ne yalan söylediler bilmiyorum lakin... Vaktiyle ağlar seni batakhanede bulmuş Kasım. Afyon'dan meydan kendinden geçmiş bir halde üstelik. Öyle mi? Doğru mu bu? Doğru. Lakin izah edebilirim. Afyon'dan meydan başın nasıl döndüyse Gülbahar Sultan'ın yaşadığına dair hayaller kurar olmuşsun. Hayal değildi hünkârım. Hakikat bu. Eğer bana inanmıyorsanız valideme sorabilirsiniz. O da hakikati biliyor. Zira dün gece Eskisaray'da kendisine saldırdılar. Ne? Ne diyorsun sen Kasım? Kim saldırmış? İki hatun saldırmışlar. Canına kastettiler. Allah'tan tam zamanında yetiştim. Hatunlardan biri Gülbahar Sultan'ın ismini zikretmiş. Ondan emir aldığını söylemiş. Ne yazık ki Bayezid de bu işin içinde. Tüm söyledikleri gibi bu dediği de yalan hünkârım. Benim bu saldırıyla bir alakam yok. Olamaz da. Kim saldırdı o vakit? Kim öldürtmeye kalktı? Bunu söylemekten hicap duyuyorum hünkârım. Ancak tertip içinde olan ben değilim. Belki de Kösem Sultanımız sürgün edildiği için yapıyor tüm bunları. Beni hain sıfatıyla damgalamak, gözünüzden düşürmek istiyor. Ki idam fermanımı verin. Ve Kasım Ekber Şehzade olsun. Ama sen aklına mukayyet ol. Senin ciğerin... Kasım! Huzurumdasın. Bu ne cüret? Şu halinize bakın. Kardeşlerim. Düşman kesilmişsiniz birbirinize çoktan. Birbirinize ithamlarınız. İşitiyor musunuz? Ne kadar ağır olduklarını. Ya sen yalan söylüyorsun Bayezid? Ya sen Kasım? Hakikat elbet ortaya çıkar. Yalan söyleyen cezasını çeker. O güne dek kavga, gürültü istemiyorum.
Şimdi dairelerinize. Kasım, ne oldu? Ne bu hal? Bayezid, hem planlar yapıp validemize saldırıyor, hem de üste çıkmaya çalışıyor. Evvel davranıp beni hünkârımıza şikayet etmiş. Kasım, yeter artık. Bayezid'in üzerine gitmekten vazgeç. İbrahim şikayet etmiş diyorum. Hünkârımızın yanından geliyorum. Validemle ona oyun oynadığımızı, onu öldürtüp Ekber Şehzade olmak istediğimi söyledi. Bayezid. Bayezid. Sana en başında söyledim. Hıyanet onun ruhunda var, ruhunda. Durmazlar artık. Saldırmaya devam edecekler. İbrahim, biz de topun ağzındayız. Dikkatli olmamız, kendimizi savunmamız lazım. Anladın mı beni? Sana haber atım. Şehzadem. Sinan Paşa senden bahsetti. Sana itimat edebilirmişim. Hiç şüpheniz olmasın. Paşa'yla bundan sonra görüşmem doğru olmaz. İrtibatımızı sen sağlayacaksın. Benden haber bekle. Emrinize amadeyim. Demek Gülbahar Sultan yaşıyor. Bayezid'de kalırsa onu gözden düşürmek için iftira atıyorlar. Siz her halükarda icap eden tedbirleri alın. Eski saraya ilave muhafız yollayın. Durumu tetkik etsinler. Emredersiniz hünkârım. Bir yanımda Kasım, bir yanımda Bayezid. Kimi dinleyeceğimi, kime inanacağımı hiç bilmiyorum. Tek bildiğim birinin bana yalan söylediği, güvenimi suistimal ettiği. Hünkârım, ne yazık ki güveninizi suistimal eden biri daha var. Abaza Mehmet Paşa, hakkındaki ithamlardan bahsetmiştim size. Bir süredir gözümüz üzerindeydi. Ermeni ve Rum cemaatleri Kızıl Yumurta Yortusu'nun hangi gün olacağı konusunda ihtilafa düşmüş. Ne? Ermeni Patriği Kevork Efendi de Mehmet Paşa'ya kendilerinden taraf olmaları için müracaat etmiş. Hatta rüşvet bile teklif etmişler. Almış mı? Maalesef hünkârım. Meselenin bizzat takipçisiydim. Paşa'ya giden sandığı gözümle gördüm. Sultanım, şaşkınlığımı mazur görün. Şehzademizin böyle bir tertip içinde olacağına hayatta ihtimal vermezdim. Ben de ihtimal vermezdim Halil Paşa. Kendi ihanetine oğlunu da ortak etti. O yılanın başını ezmeden rahat yok bana. Hangi taşın altındaysa, hangi deliğe girdiyse bulup karşıma getirin benim. Merak etmeyin sultanım. Her tarafa haber saldım. İlaveten İnsan sureti çizmekte mahir bir ressam var. Gülbahar Sultan'ın resmini çizdirdim. Ahaliye dağıtırsak belki bir iz bulabiliriz. Âlâ. Çok iyi düşünmüşsün.
Daha fazla yaptırıp herkese el altından dağıtın. Başına ödül vereceğimi de söyleyin. Gülbahar'ı bulana 10.000 altın mükafat vereceğim. Sultanım, Sinan Paşa benimle görüşmek istediğinizi söyleyince şaşırdım doğrusu. Vefat ettiğinizi sanıyordum. Ölüm bizden uzak olsun. Şehzademin emniyeti için bu tedbiri almaya mecburduk. Kösem Sultan şehzademin canını almak için fırsat kolluyor. Bu sebeple çağırdım seni. Af buyurun, bu mevzunun bizimle ne alakası var? Malumun üzere Sultan Murat Şark'a sefere karar verdi. Bu son menzili olacak. Revan Kalesi'ni almaya ömrü vefa etmeyecek. Sultan Murat'a bir suikast düzenlenecek. Doğru mu anladım? Layığını bulacak Sultan Murat. Şehzadem Bayezid Ekber Şehzade olarak hak ettiği tahta çıkacak. Lakin Kösem Sultan mani olmak için tüm nüfusunu kullanacaktır. Eğer Şahınız Safi bizi desteklerse her şey değişir. Rüzgar bizden yana döner. Osmanoğlu bugüne dek bizi hep yarı yolda bıraktı. Şimdi neden size güveneceğiz? Sultan Murat acemlerin üzerine yürüyecek. Bunu durdurmanızın tek yolu benim çünkü. Şehzade Beyazıt'ın uzattığı dostluk elini geri çevirmeyiz elbet. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Şehzademin sulh içinde tahta çıkması için altına ihtiyaç var. İsyana para dayanmaz malum. Asker para bekliyor. Gel. Hoş geldin aslanım. Pek hoş gelmedin valide. Keşke en başında beni dinleseydiniz. Hünkâr abime her şeyi olduğu gibi anlatsaydık. Şimdi ikimiz de zan altındayız. Dur sakin ol, tane tane anlat. Dün gece hünkâr abimin huzuruna çıktım. Bayezid de oradaydı. Yaptıkları yetmiyormuş gibi gitmiş bizi alenen şikayet etmiş. Neymiş? Biz ona oyunlar oynuyormuşuz. Onu gözden düşürtüp Ekber Şehzade olmak istiyormuşum ben. Hünkâr abin ne dedi? Hiç. Ben hakikati anlattım fakat inanmadı. Ben tetkik edeceğim dedi. İşte bu sebeple gidip görüşmeni istemedim. Bana olan nefreti gerçekleri görmesine mani oluyor. Sen de şikayet etmekten vazgeç artık. Bu bizim meselemiz. Ve ne gerekiyorsa biz yapacağız. Ne yapacağız peki valide? Yaptıkları yanına kar mı kalsın? Bak oğlum. Bir insanın kalbine şüphe tohumu ekti mi? Onun haberi bile olmadan kök salar, yeşerir. Sonra bir bakmış her tarafını sarmış. Biz de öyle yapacağız. Şüphe tohumu ekeceğiz. Hünkârım, Vezir-i Azamınız 10.000 askeriyle Diyarbakır kışlağında teşrif etmenizi beklerler. Yeniçeri Ocağı'nda hazırlıklar sürüyor. Asker sefer için sabırsız. Hala. Bakalım Emir Güğün'e teslim ol çağrımıza ne cevap verecek? Emir Güğün'e'nin kendi rızasıyla teslim olacağını ihtimal vermem hünkârım. Kendisi malumunuz. Safevi hanedanına mensup bir şahzade. Ailesine sırt çevirmeyecektir. Benim de cenk etmeden dönmeye niyetim yok paşa. İcap ederse ciğerini söke söke alırız revanı. Var mı başka bir husus? Hünkârım. Ermeni Kilisesi Patriği Kevork Efendi divana geldi. Rumlarla ihtilafa düşmüşler.
yortu gününe divanı Hümayun'un karar vermesini talep ettiler. Bu mesele benim de kulağıma geldi hünkârım. Rum cemaati ihtilafı Kudüs'teki kilisenin çözmesini istiyor. Lakin Ermeni cemaati buna yanaşmıyor. İki taraf da birbirini suçluyor. Mehmet Paşa, sen karar verebildin mi? Kim haklı bu hususta? Hünkârım, iki cemaatin de kullandığı takvimler farklı olduğundan aralarında husumet çıkmış. Hal böyleyken Kudüs Kilisesi'nin vereceği karar adil olmayacaktır. Benim şahsi kanaatim bu konuda İstanbul Patrikhanesi'nin haklı olduğu yönündedir hünkârım. Mehmet Paşa, bu kanaate varmak için Ermenilerden ne kadar rüşvet aldın? Hünkârım, ben zinhar rüşvet almadım, almam. Ağlar! Patrik Efendi, senin Abaza Mehmet Paşa'ya rüşvet verdiğin doğru mu? Doğrudur hünkârım. Sen ki bir din alimisin. Rüşvet alıp vermek ne demek? Vurun boynunu. Hünkârım bağışlayın canımı, ne olur affedin beni. Hünkârım istemeden oldu, ne olur. Hünkârım beni affedin, ne olur. Ne olur hünkârım bağışlayın canımı, ne olur. Patrik Efendi günahınızı itiraf etti. Sen hala inkar mı edeceksin? Hünkârım, bir miktar para aldığım doğrudur. Lakin zinhar rüşvet değildir. Kendi hazineme katmadım. O paranın tamamı ihtiyaç sahibi fakir fukaraya dağıtıldı hünkârım. Aldığın rüşvetle hayır mı işledin? Sen nasıl bana yalan söylersin? Bosna'da aldığın rüşveti ne yaptın? Onu da fakire fukaraya mı dağıttın? Esnafın, tüccarın el koyduğun mallarına ne yaptın? Onları da vakıflara mı bağışladın? Hünkârım, etmeyin. Bunların hepsi iftira. Hepsi silahtar ağanın başının altından çıkıyor. Hepsi onun yalanları. Babasının servetini kaybetmesinden beni mesul tutuyor. O yüzden söylüyor bu yalanları. Bosna halkının şikayetleri elimizde Mehmet Paşa. Babamla olan davanda yaptığın usulsüzlükleri öğrendim. Vekilin olan paşa, emri bizzat senden aldığını itiraf etti mektubunda. Bunlar da yetmemiş. Yaptıkların ortaya çıkmasın diye kadıya dahi rüşvet vermiş. Mehmet Paşa, harama rüşvete el uzatan bir alçağın benim divanımda yeri yok. Seni Kubbe Vezirliği vazifenden azlettim. Bir daireye kapatın bunu. Akıbetine sonra karar vereceğim. Hünkârım, hünkârım etmeyin. Ben rüşvet falan almadım. Hünkârım, bırak! Hünkârım! Gözü dönmüş hain Yeniçeriler kapılara dayanıp merhum abiniz Osman'ı katlettiğinde bir ben güttüm onun davasını senelerce. Hanedanımızın şerefi için hünkârım canım pahasına savaştım. Senelerce savaştım. Karşılığı bu muydu? Hain-i dini devlet. Sana mı kaldı hanedan şerefi? Hünkârım! Hünkârım! Bu muydu karşılığı hünkârım? Ben rüşvet almadım hünkârım. İftiramın cebresi hünkârım. Ben rüşvet almadım! Thank you.
Mehmet Paşa. Ne oluyor burada? Nereye götürüyorlar seni? Hünkârımız Ermenilerle yaptığım anlaşmayı öğrenmiş. Patrik Kevork Efendi'yi idam ettiler. Beni de rüşvet aldığım gerekçesiyle azlettiler. Hakkımda karar verilene kadar hapis tutacaklarmış. Nereden öğrenmiş? Kim söylemiş onu? Silahtar. Belli ki tuzak kurmuş sultanım. Tamam. Ben hünkâroğlumla konuşup halledeceğim meseleyi. Sen sakin ol. Götürün. Ki bu eksikti. Mehmet Paşa'nın akıbeti hepinize ibret olsun. Her kim bana verdiği sadakat sözünden döner, arkamdan iş çevirir, sonu bu. Deli Hüseyin, seni de başmirarlık vazifenden azlettim. Af buyurun hünkârım. Bilmeden mi kusur mu işledim? Aksine. Şimdiye kadar yaptığın hizmetler, sadakatin, takdire şayan. Bu sebeple seni kapudağını Deryam tayin ettim. Hayırlara vesile olsun. Rabbim beni size karşı mahcup eylemesin. İnşallah. Abaza Mehmet Paşa'dan boşalan makam ise mevcut vazifelerine ilaveten has odabaşı Mustafa Han'ıdır. Bundan böyle veziri sanim sensin. Hünkârım, yüce gönlünüzle bahşettiniz. Bu şerefe layık olmak en büyük arzum. Herkes bilsin, işitsin. Mustafa Paşa benim irademi temsil eder. Ve dahi divanda benim gözüm kulağımdır. Hatunu gördün mü efendi? Kimdir bu? Kimse kim. Seni alakadar etmez. Sen gördün mü onu söyle. Yok ağam, görmedim. Lakin benim etrafım geniştir. Resmi verin. Eşe dosta bir sorayım. Bir şey çıkarsa haber ederim. Bir şey öğrenirsen Halil Paşa'ya haber et. Bulursan ihya olursun. Tam 10.000 altın koydular başına. 10.000 altın. Vay vay vay. Mühim biri demek ki. Sen merak etme ağam. Bir şey duyarsam hemen haber uçururum. Tamam. Gel. Demek artık huzuruna kabul edilmem için kapında beklemem gerekiyor. Biz ne zaman bu hale geldik oğlum? Abla Mehmet Paşa için geldiysen hiç yorulma. Mehmet Paşa yıllardır devlete sadakatle bağlı kıymetli bir paşadır. Ayrıca merhum abin Sultan Osman'ın hatırına canını almaman icap eder. O zamanlarda çok destek oldu bana. Bu her yaptığına göz yumacağın manasına gelmez, değil mi? Hüseyin'in paşayı müdafaa etmek için başka sebeplerin de var. Paşanın sana olan sadakati malum.
vakfına yaptığı bağışlarda. O vakıfta her gün 20.000 insanın karnı doyuyor. Ne var bağış yaptıysa yapacak elbet. Haramla hayır hasenat olmaz valide. Senin paşan o servetini rüşvetle zorbalıkla yapmış. Ne yazık ki sen de buna tamah etmişsin. Görmüyorsun değil mi Murat? Etrafındakiler bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. Beni senden ırak tutmaya çalışıyor. Benim uzak olmam seni yaralar. Onların sadakati hakiki değil. Uyan artık, uyan. Düşmanların kuyunu kazıyor, uyan. Kim o kuyumu kazmaya çalışan düşmanlar var da? Gülbahar Sultan. Hakikaten buna inanmamı bekliyorsun ben? Biliyorum, inanması güç. Fakat Gülbahar denen o yılan yaşıyor. Geçen gece daireme iki tane hatun gönderdi. Beni öldürmeye çalıştılar. Kasım kurtardı. Belki de bugün cenaze namazımı kılıyor olacaktın. Ne malum bunu senin tertip etmediğin? Kasım'ı Ekber Şehzade yapmak için, saraya geri dönmek için. İspatın da yok. Yazık. Çok yazık. Senin şu söylediğini bana düşmanlarım söylemedi. Eski saraya dön bari de. Bir daha da müsaadem olmadan buraya gelme. Giderim Murat. Giderim, gerçekten giderim. Bir daha yüzümü görmezsin. İzimi bulmazsın. Mezarım dahi olmaz. Peki sen şurandan söküp atabilecek misin beni? Bak beni son kez dinle. Son kez söylüyorum sana. Tüm evlatlarımın başı hakkı için yemin ederim ki ok yaydan çıktı ve sana doğru geliyor. Bayezid o senin tanıdığın temiz masum kardeşin değil artık. İktidar hırsı kaplamış her tarafını. Ve bunun için her şeyi yapar. Her şeyi. Yeni vazifen hayırlı uğurlu olsun Mustafa Paşa. İstediğin olmuş. Oğlumun kanına girip Mehmet Paşa'yı yolundan çekmişsin. Ben sadece vazifemi yaptım sultanım. Hünkârımızın adaletine gölge düşüren her kim olursa olsun cezasını çeker. Valide sultan dahi olsan kâr etmez diyorsun öyle mi? Haşa sultanım. Sümme haşa. Sen şimdi aniden dağın tepesine çıkınca hesap edememişindir. Bu dağın karı var, oranı var, kışı sert geçer. Baharı desen göz açıp kapayıncaya kadar. İnmek istesen inemezsin. Ancak düşman gerek. Necesinin başına gelen bu. Kaderimde ne yazdıysa odur sultanım. Öyle. Ben damadım olarak hakkında hayırlısını isterim tabii. Atike'min saadeti için. Fakat çok mutlu olduğu söylenemez öyle değil mi? Kocalık vazifeni yerine getirmiyormuşsun. Sultanım, bu bizim aramızdaki hususi bir mesele. Sizinle konuşmaktan icap duyuyorum. Sen bir hanedan mensubuyla nikahlısın. Aranızdaki her şey devlet meselesidir. Sen onun sadece kocası değil, aynı zamanda kulusun. Senin vazifen onu mutlu etmek. Eğer bir daha onu üzgün görürsem seni boşatırım. Atike'yi kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiçbir hükmün kalmaz. Yok olur gidersin. Ah!
Bağışlayın hünkârım. Geldiğinizi görmedim. Talime biraz fazla kaptırmışım. Geç bakalım karşıma. Gücünü kuvvetini bir göreyim. Sefere beraber gideceğiz. Sefere ben de mi gireceğim hünkârım? Peki Kasım, İbrahim? Sadece sen gireceksin Bayist. Göster bakalım hünerini. Bütün gücünle saldır. Savaş cesaret ister. Dikkat ister. En mühim. Adanmışlık ister. Tereddüt ettiğin an nefesin kesilir. Kiminle savaştığını her daim bileceksin. Kaç yaş var aramızda? 6 ay hünkârım. Bir sene dahi değil. Kaderin cilvesi. Sırf senden 6 ay önce doğdum diye tahta çıktım. Yerimde sen de olabilirdin. Nizamımız böyle. Hem benim bir şikayetim yok hünkârım. Sizin yanınızda, kanatlarınızın altında mutluyum. Sefere çıkıyoruz Bayezid. Ne olacağı belli olmaz. Belki Rabbim bana şehadet şerbetinden içmeyi nasip eder. O vakit sen çıkacaksın tahta. Allah'ın esirgesin hünkârım. Amin kardeşim. Yasaklar ahalinin iflahını kuruttu. Evinden başını çıkaramaz oldu. Hadi beyden Afyon'dan huzur kaçıranlar var idi. Tütün içenin ne günahı var? Zararsız bir duhan için neyler bunca dikkatler? Duhanı,
Ah-ı mazlumanı meneylen hüner oldur. Doğru dersiniz efendiler. Payitahtın rengi gitmiş yokluğumla. Afyon yok, mey yok, kahve yok, duhan yok. Ben ne anlarım böyle hayattan? Yok oğlu yok. Sultan Murat meclislerinde seni yanından ayırmaz Nefi. Kıymet verir. Bir konuşsan, ahalinin şikayetlerini iletsen. Belki şu yasaklar nihayet bulur. Ben de o kudret olsa şair mi olurdum, hükümdar olurdum? Padişahımız böyle münasip görmüş, bize laf düşmez. Herkes hicvedersin de Sultan Murat'a gelince dut yemiş bülbüle dönersin. Korku dağları beklermiş. Hicvin oku atmakta korku nedir bilmem ben. Vezin tutsun, babamı dahi hicvederim. Vay ol devlete, kim ola mürebbisi anun, bir senin gibi deni cehli mücessem aköpek. Ne günlere kaldı medet devleti Ali Osman, hey yazuk, hey ne musibet, bu ne matem aköpek. Merakımı mazur görün hünkârım. Abaza Mehmet Paşa hakkında bir hükme vardınız mı? Yandan validem haklı Mustafa. Abaza Paşa bir padişahın kanı hakkı için savaştı. Doğru hünkârım. Ancak bir padişahın hakkını başka bir padişahtan sordu. Amcanıza isyan etti. Davasında haklı dahi olsa bir padişaha ihanet eden hepsini eder. Hünkârım. Bekri Mustafa. Ne yapıyorsun gece vakti bu kuytuda? Biz arkadaşlarla yarenlik ediyorduk. Arkadaşlarla. Onlar gitti. Ben de evimin yolunu bulmaya çalışıyorum. Evimin. Evinin yolunu arıyordun. Evimin. Uzat bakayım eline. Ne saklıyorsun elinde? Aşağı hünkârım. Sizden bir şey saklamak mümkün mü? Uzat Bekri. Ötekini de uzat. İki elini birden uzat Bekri Mustafa. İki. Yürü bana doğru. Etmeyin hünkârım. Hünkârım, testiyi kırdıracaksınız bana sonunda. Bekri Mustafa, ben sana seni bir daha içerken görürsem kelleni alırım dedim mi demedim mi? Hünkârım. Yürü. Gel bana. Senin kadar düşmeni devlet mi olur ahınzır? Ne turur saltanatın sahibi bilsem aköpek. Ehli dil düşmeni, din yoksunu bir melunsun. Öldürürlerse eğer can be cehennem aköpek. Böyle kalır mı
soysuzlar elinde devlet. Ne oldu ya gayreti şahenşehi azam Aköpek? Gel Bekri. Hayır olsun şair Nefi. Yine kimi hicvedersin? Hicvedilecek bir dünya Ademoğlu var hünkârım. Hangi birini sayayım? Nefi Efendi hicvini kağıtlara sığdıramamış. Divan yazmış derler. Öyle mi? Belli hünkârım. Siham-ı Kaza adlı bir divanda topladım. Paşamız ondan bahseder. Merak ettim. Münasip bir vakitte bana da münşasını yolla. Ben de okuyayım. Şeref duyarım hünkârım. Nefi. Bu Adem senin gibi gözü kara nüktedan, hicivde mahir bir Adem. Bekri Mustafa derler namına. Aman hünkârım, ben hicivden ne anlarım? Haşa huzurdan, affınıza sığınarak bir testi şarabı içtim miydi? Benden hala şahir de bulamazsınız hani. Testiyi de kırdık, şarabını da içemedim. Bekri Mustafa'ya bir testi şarap getirin. Derler ki içtiğin meyler ahirette fitil fitil burnundan gelecekmiş. ne âlâ dersin beyim. Ben de doldurur doldurur yeniden içerim. Vaziyet değişti Ferhat Ağa. Sultan Murat Şehzade Beyazıt'ı da sefere götürüyor. Şehzademizin emniyetini bizzat senin sağlamını istiyorum. İçiniz rahat olsun paşam. Gereğini yaparım. Lakin Sultan Murat'ın hallinden sonra ocak yek vücut şehzademize destek olmalı. Kemankeş ağa başımızdayken pek mümkün değil. Yeniçeri'ye dağıtılması için kafi miktarda para sağlayacağız. Yine de aksi bir vaziyet hasıl olursa şehzademizin ordugâhtan sağ salim çıkması için gereken tedbiri alın. Merak buyurmayın. Paşam, Gülbahar Sultanımız hakkında tevatür işittim. Sultanımız yaşıyor diyorlar. Doğru mu? Kösem Sultan'ın yalanları bunlar. Hünkârımızın aklına fitne sokup Şehzade Beyazıt'ın başını yakmak istiyorlar. Lakin kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Mehmet Paşa'nın akıbeti yarın sabah belli olacakmış. Hünkâr oğlumla konuş Kemankeş. Zira ben hangi hususta ikaz etsem tam tersini yapıyor. Elimden geleni yaparım sultanım. Ancak affedeceklerini sanmam. Hakkındaki ithamlar ağır. Hepsi silahların başının altından çıktı. Nihayet muradına erdi. Divana girdi. Oğluma can yoldaşı olur. Derdine ortak olur dedim. Yararından çok zararı dokunuyor. Bir yandan o, bir yandan Bayezid, bir yandan Farya. Yılanlar çıyanlar gibi sardılar etraflarını, bana düşman ediyorlar. Ve oğlum bu hakikati göremiyor. Sultanım. Kalp kör olduktan sonra gözün görmesi fayda etmez demişler. Benim umudum kalmadı. Belki acı. Fakat insan hakikati görüp gereğini yapmalı. Sultanım.
aklınızdan bir şeylerin geçtiği aşikar. Bana itimat etmiyor musunuz? Sadakat bu dünyada bulunması en güç meziyet. Ve şüphesiz en kıymetlisi. Zira Ademoğlu güneş gibi iktidarın etrafında tavaf eder. İktidar senden geçtikten sonra evvela en yakınındakiler sırtını döner sana. Çok şükür benim etrafımda sadakat şerbeti içmiş dostlarım var. Tıpkı senin gibi. Hünkar oğlum kendiyle birlikte hanedanı yakıp kül etmeden Devlet-i Aliye'nin bekası için taht-ı saltanat değişmeli. Anlaşılan hükmüm verildi. Kösem Sultanımızın eteğine sığınarak kurtulabileceğini sandın ama yolun sonu geldi Abbas'a. Aklınca babanın intikamını alıyorsun değil mi? Yazık. Kendi şahsi meseleni devlet meselesinin önüne koydun. İşte tam da bu yüzden bir gün akıbetin benden daha beter olacak silahlar. Babamın değil. Kanına girdiğim masumların bedeli bu. Vebali sizin boynunuzdadır. Gözlerin vardı. Bana bakmayan, beni görmeyen gözlerin.
Korkuyorum. Sana emanet ediyorum. Silahtar. Sultanım. Beni valide sultana şikayet etmişsin. İstediğim bu mu Atike? Karı koca olduğumuzda her şey düzelecek mi? Eğer maziyi unutmamızı sağlayacaksa... kabul. Bana böyle davranamazsın. Karşında bir sultan olduğunu unutma. Aksi halde ne yaparsın Atike? Boşar mısın beni? Validen de böyle tehdit etti. Boşatırım seni. Kızımı kaybedersen her şeyini kaybedersin. Hiç bir hükmün kalmaz. Yok olup gidersin dedi. Yok olup gider miyim Atike? Ha? Umurumda olur mu peki? Sen yapabilir misin bunu? Boşayabilir misin beni? Hadi söyle. Hadi. Üç lafın kâfi. Hadi söyle. Boş ol, boş ol, boş ol de. Hadi Atike söylesene.
büyük zaferler kazanacaksınız. Öyle ki isminiz büyük padişahlarla birlikte zikredilecek. Ancak her zaferin bir bedeli olacak. Kanınız dökülmeden kan dökemeyeceksiniz. Hünkaroğlum bir dostumun daha canına kıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Bayezid de gidiyormuş sefere. Hünkar abim bize inanmadı. Ona inanmayı seçti. Beni burada bıraktı. Yok, aksine. Demek ki söylediklerim onu şüpheye düşürmüş. Asıl Bayezid'in burada kalması tehlikeliydi. Peki. O zaman Bayezid seferde Hünkar abime ihanet etsin, tahtından indirsin. Allah muhafaza. Eğer senin dediğin gibi olursa, o zaman payitahta en yakın olan tahta çıkar. Yani sen. Burnuma kötü kokular geliyor Sinan Paşa. Sultan Murat Bayezid'i niye sefere götürdü? Allah muhafaza. Ya şehzademe bir şey yaparsa? Korkmayın sultanım. Ferhat Ağa şehzademizin gölgesi olacak. Bana güvenin. Sağ salim dönecekler seferden. İnşallah. Kösem, ondan haber var mı? Tahmin ettiğiniz gibi hünkârımız gider gitmez saraya dönecektir. Sana Haber Hatun'a haber yolladım. Gerekeni yapacak. Âlâ. Bayezid payitahttan gittiğine göre artık bana ulaşacakları bir yol kalmadı. Çok sıkıldım Sinan Paşa. Çıkıp biraz dolaşmak istiyorum. Mümkün değil. Kösem Sultan resminizi çizdirmiş. Her yerde sizi aratıyor. Sizi ihbar edene 10.000 altın vereceklermiş. Kösem başıma ödül koydu demek. Bu işin latifesi yok sultanım. Dikkatli olmamız gerek. Ne olur icap etmedikçe dışarı çıkmayın. Sabredin biraz. Yakında hayallerinize kavuşacaksınız. Destur! Vadide Kösem Sultan Hazretleri. Sultanım, hoş geldiniz.
sefalar getirdiniz. Nihayet döndünüz. Hünkar oğlum burada yokken sarayı boş bırakmak olmaz. Şehzadelerimin emniyeti için burada olmam gerekiyor. Validem, hoş geldiniz. Fakat hünkârımızın katı emri var. Gelmeniz yasak. Kim mani olacak buna? Sen mi? Hangi sıfatla? Hünkârımız gitmeden evvel haremi bana emanet ettiler. Ne gerekiyorsa yap. Şu kubbenin altında senin emirlerine riayet edecek tek bir kişi bile bulamazsın. Buradaki herkesin mevcudiyetinin yegane sebebi benim. Senin de öyle. Anladın mı beni? O karnındaki bebeğe de güvenme. Anca gelebildim Melisa. Feryal'ın gözü üstümde. Aman diyeyim. Bir açık vereyim deme. Sinan Paşa haber yolladı. Bu defa vazifen hayli miyim? Lakin hemen değil. Sultan Murat'ın payitahttan uzaklaşmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde validesinin haberini alır almaz geri döner. Benden haber bekle. Zamanı gelince söyleyeceğim. Halil Paşa'm, Gülbahar Sultanımızla alakalı malumat getirdi. Anlat, ne biliyorsan söyle. Paşa'm, bu hatunu aradığınızı işittim. Kendisi bazı vakitler benim dükkana gelir, birileriyle buluşur. Lakin ben kimdir, necidir bilmediğim için karışmam. Para verir giderler. En son ne zaman geldin? Epey bir vakit oldu. Bir adamla buluştular. Bir daha gelecek mi? Sana bir şey dediler mi? Malumatım yok. Lakin gelmeden evvel haber ederler. Ben de dükkanı hazır ederim. Âlâ. Geldiklerinde haber edeceksin. Emrin olur paşam. Böyle hususi aradığınıza göre mühim bir zat. Yani değeri de 10.000 altından fazladır herhalde. Sen hatunu yakalamamızı sağla. Gerisi kolay. Hünkârım, Acem Çağ'a mektup yollamış. Sultan Murat Han, işittim ki kılıç hakkıyla kazandığım topraklarıma göz dikmiş, Şark seferine çıkmışsın. Boşuna gayret sarf etmişsin. Tıpkı ataların gibi sen de Acem diyarının zaptına kadir olamayacaksın. İstersen revanı yerle eksan et. Yak, yık, herkesi öldür. Sanmayasın ki bu zafer ebedi. Nasılsa yarın yine asıl sahibinin olacaktır. Sana tavsiyem bir an evvel payitahtına dönmen. Zira ne revan kalesi umurumda ne de emir güne. Şah Safi Revan'ı kaderine terk etmiş bile. Gel Hüseyin. Hünkârım.
Tahmin ettiğimiz gibi. Emir Gürni'ye suikast başarısız olmuş. Zira müzakere için yolladığımız paşalar daha yoldayken katledilmiş. Sizi bizzat koruyacağım şehzadem. Yeniçeri'de her daim tetikte olacak. Emniyetiniz için ne lazımsa yapacaklar. Âlâ. Zinhar unutma Ferhat'a. Hataya yer yok. En ufak aksilikte hepimizin kellesi gider. Canımız uğrunuzda feda olsun şehzadem. Lakin merak buyurmayın. Sultan Murat'ın zulmü bu gece son bulacak. Ve Allah'ın izniyle siz çıkacaksınız tahta. Bu yüce devleti adaletle idare edeceğinizden şüphemiz yok. İnşallah Ferhat Ağa. İnşallah. Acem elçi heyeti gelmiş. Gelsinler bakalım. Revan valisi Mirza Tahmasp Kuluhan'ın emri üzerine. Sultan Murat Han'ın huzuruna çıkmak isteriz. Öyle kolay değil. Bekleyeceksin. Biz emirinin kaçtığını sanıyorduk. Demek buradaymış. Seni de af dilenmeye mi gönderdi? Emirimiz asla kaçmaz. Ve dahi kimseden korkmaz. Af dilemez. Duydun mu Hüseyin Paşa? Emir Güven'e hiç kimseden korkmazmış. Sultan Murat'ın demir yumruğu tepesine inince görürüm ben onu. Kolay gelsin efendi. Sağ ol ağam. Hoş geldin. Hayırdır? Akşam ezanından sonra dükkanı kapama. İşimiz var zira. Tamam ağam. Kapatmam, beklerim. Hadi kolay gele. Selametle. Gözün üstünde değil mi? Takip ediyorum sultanım. Sakladığı şey her neyse, bir an önce öğrenmemiz lazım. Elimden geleni yapıyorum. Ama henüz bir açığını yakalayamadım. Her geçen gün daha da endişeleniyorum. Kendim için değil, bebeğim için. O hatunda güvenilmez bir şey var. Ve ben bunu bulmadan rahat edemeyeceğim. Merak etmeyin.
Sultan Murat Hazretleri, beni huzurunuza kabul ettiğiniz için müteşekkirim. Revan Valisi nezdinde. Revan Valisi. Ben öyle bir vali tayin ettiğimi hatırlamıyorum. Siz yüce padişahımıza saygı ve hürmetlerini iletmemi istediler. Kendileri sizinle anlaşmak istiyor. Anlaşma yok. Revan Kalesi'nin teslim edilmesi şartıyla Emir Güyüne'nin ve askerinin canını bağışlarım. Aksi halde kaleyi başlarına yıkarım. Var git emirine olduğu gibi söyle bunu. Emirimiz kan dökülmesini istemiyorlar. Bu sebeple kuşatmayı kaldırıp payitahta dönmeniz her iki taraf için de en hayırlısı olacaktır. İnşallah Emir Güne de senin gibi cesurdur asker. Bunca yol geldi. Savaşmadan dönmeye niyetim yok. Arzunuz savaşmak ise her bir Acem neferi kanının son damlasına kadar Revan'ı müdafaa edecektir. Fakat bilmenizi isterim. Şah Safi yakında büyük bir orduyla gelecek. Derin Şah'ının mektubunu okusun. O çok güvendiğiniz Şah'ınız Safi gelmeyecek. Revan'dan, askerinden ve dahi kendi kanından olma Emir Güne'den çoktan vazgeçmiş. Anlayacağın asker, yalnız kaldınız. Var git, emirine teklifimi ilet. Emir Güne teklifimi işitince ne cevap verecek? Savaş yapmayı mı seçecek, sulh yapmayı mı? Bana kalırsa hünkârım teslim olmayacaklar. Lakin direnecek güçleri de yok. Revan Kalesi er ya da geç düşecek. Hünkârım, en büyük zafer kan dökülmeden kazanılan zaferdir. Emir Güne vaziyeti öğrenince sulh yapmak için yol arayacaktır. Hünkârım, Nefi kulunuz geldi. Huzura kabulü beklerler. Gelsin. Bağışlayın hünkârım. Rahatsız ediyorum. Hayırdır Nefi, bir şey mi oldu? Hayretimi mazur görün. Tahmasp kulu Emir Güne teslim mi oldu? Nereden çıktı bu? Biraz evvel kendisini otağınızdan çıkarken gördüm. Ben de teslim oldu sandım. Emir Güyünesi. Elçi heyeti değil mi onlar? Yanılmış olmayasın. Yok paşam. Malumunuz kendisini daha önce gördüm. Sohbet etmişliğim var. Eminim o. Serpüş'ün de mücevherler olan mavi göz. Emir Güne o. Demek Emir Güne elçi kılığında karşıma çıktı, öyle mi? Dediğin kadar varmış hakikaten Nefi. Cesur adammış vesselam.
sultanım. Bu yaz size iyi gelecek. Tüm sıkıntınızı, derdinizi dağıtacak. İnşallah. Şimdiden iyi geldi. Gel. Sultanım, rahatsız ediyorum fakat Halil Paşa haber gönderdi. Evet. Paşa'ya malumat getiren kilimci gelmiş yine. Gülbahar Sultan bu akşam biriyle buluşacakmış. Âlâ. Bostancılara haber ver, biz de katılacağız. Emredersiniz. Sana haber hatun. Hayır olsun. Sen neden geldin buraya? Kaybedecek vakit yok İdris Ağa. Derhal paşaya haber ver. Gülbahar Sultan akşam buluşmaya gitmesin. İstihbarat almışlar. Baskın yapacaklar. Burada ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni. En başından beri sana güvenmedim. Bir işler çevirdiğini biliyordum. Sonunda yakaladım seni. Ne yakalanması? Siz neden bahsediyorsunuz? Ben hiçbir şey yapmadım. Eğer bir yaptığınızı Kösem Sultan öğrenirse... Asıl senin yaptığını öğrenirse ne olacak? Bence sen onu düşün. Şimdi anlat. Haber gönderdiğim paşa kim? Ne paşası benim? Paşayla ne işim olur? İftira atıyorsunuz. Her şeyi duyduk. Gülbahar Sultan bu akşam buluşmaya gitmesin dedin. Gülbahar Sultan ölmedi mi? Ne duyduysanız yanlış duymuşsunuz belli ki. Gülbahar Sultan kim? Tanımam etmem. Bana yalan söyleme. Anlat. Yoksa sağ çıkamazsın buradan. Kime haber gönderdin? Sultanım, hoş geldiniz. Konuştuğumuz üzere 100.000 altın getirdim. Bu altınlar Şah Safi'nin size ve şehzademize hediyesidir. Âlâ. Thank you.
Ağalar, hünkârımızla görüşmek istiyorum. Mühim bir haber getirdim. Hünkârımız istirahatteler. Sabah gel. Sabaha bekleyemem. Mesele mühim. Arz edip çıkacağım hemen. O vakit kılıcını ve hançerini teslim et. Cezasını sen keseceksin. Gerekeni yapma Ezid. Seveceğim Bayezid. Öldükten sonra bile. Hünkârım. Bağışlayın. Gecenin bir vakti rahatsız ediyorum sizi. Fakat arz etmek istediğim bazı hususlar var. Şah Safi, Sultan Murad'ın başlattığı savaşın sona ermesini istiyor. Ne Sultan Murad'ın ne de Şahınızın savaşı benim umurumda değil. Benim tek arzum şehzademin tahta çıkması. Bizim de arzumuz budur. Eğer muvaffak olursak Van ve çevresini geri istiyoruz. Amasya'dan ötesini Acemlere vermeye hazırım. Yeter ki yanımızda olun. Siz hiç merak etmeyin sultanım. Bundan sonra her daim yanınızdayız. Nihayet saklandığın delikten çıktın. Şehzadem, Sultan Murat Hakk'ın rahmetine kavuştu. Keşke böyle olmasaydı. Lakin bize başka çare bırakmadı. İçiniz rahat olsun şehzadem. Artık taht sizindir.